Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Judgment Apocalypse Survival Simulation'da yeni bir bölümle karşınızdayım. En son nüfusumuzu baya baya arttırmayı başarmıştık ve 35 gündür sağ kalan bir ekibimiz vardı. Bununla beraber sevgili dostlar, biz araştırma masasından haldır haldır artı bir yer almak için araştırma kovalıyorduk. Artı bir kişilik daha yer alabilirsek sevgili arkadaşlar. Hop hop hop. 7 kişilik bir ekip kurabileceğiz. Olgun, Hürkan, Ahmet'im, Subay, Soy İsmail, Harmoni ve Hatunum'dan oluşan 7 kişilik bir ekip. Şu an ekip 6 kişi. Eksik üye kim bilmiyorum. Eksik üye Harmoni. Oğuz abimin çarı. 2 tane savaşçı ile beraber gezmiş olacağız böylelikle. Ha, geçtiğimiz bölümler buradaki bütün ormanları da kaldırmışım. Bir tane madenim var burada. Bu arada ilerleyeceği zaman 4x'de ilerlesin. Mami'nin de mili vurmasını arttırıyorum. Bir tane madenimiz var burada bize metal sağlayan. Aynı zamanda şöyle yapalım efendim. Buraya bir mineral madeni kuracaktık. Burayı bu yüzden açıyorduk, onu hatırlıyorum. Sevgili Danger, ben birazdan uyumaya geçtiğimde dostum, yayını arkadaşım Şahin devralacak. O da geceden sabaha kadar yayında oluyor. Sonrasında ben geri geliyorum. La madeni göremedim, iyi mi? Madeni göremezsin çünkü. Neden? Sen mineral madenini araştırmadın ki. Minerali araştırırsak adam kaydetme olayı askıya alınacak. O yüzden ben önce bir sevgili dostlar, dışarıya yolladığımız ekibin sayısını 7 kişiye çıkarmayı alayım. Ondan sonra mineral madenine yönelelim. Bir de bir miktar ağaç dikmeyi arzu ediyorum buraya. Şöyle bir parça ağaç dikelim. Ardından şuraya boşluk bırakıp buraya bir parça daha ağaç dikelim. Ve şöyle yapalım. Ardından böyle yapalım. Haritanın köşelerindeki ağaçları alıyorum dostlar. Böyle birazcık daha nizami, birazcık daha düzenli dursun diye. Şuralardaki diamondları falan nasıl işleyecektik hatırlamıyorum. O da muhtemelen şeyle geliyordur. Research ile geliyordur. Şimdi. Tamam. Artı bir adam alma muhabbetine doğru gideceğiz. Neler yapıyoruz efendim? Buradan charm'ı bir araştıralım. Charm'ı araştırdıktan sonra hem charm yapımına bir bakalım. Çünkü charm isabet oranı arttırıyor. Şu an buradaki charm'larımıza isabet oranı vermek iyi olacaktır. Mesela Olgun'un elinde bir tane kalkan var. Olgun'un elinde kalkan olması yerine isabet oranını arttıran bir item olması iyi olur ama bu çok düşük bir ihtimal. Bu da çok düşük bir ihtimal. Ne kutsal suyumuz var ne şarabımız var. Oh. Peki. Yeni silah yapmamız biraz daha zaman alacak anlaşılan. Kişi sayısı artı 1'e alalım. Umut'u toplayıcı yapmışız. Toplayıcının yanı sıra crafter yapalım kendisini. Base'de hem bir tane toplayıcımız var hem bir tane crafter'ımız var. Gayet iyi oldu. İki kişi research'ta, hem Baran'ım hem de Hyperboss research'ta. İki kişi research'ta anca idare eder diye düşünüyorum. Hoppa. Peki. O halde hemen şu grubu bir düzenleyelim. Bu grubun içerisine Harmony'yi de dahil edelim. Harmony'nin Kelblar armoru falan var. O Kelblar armoruyla iyi iş çıkaracaktır diye düşünüyorum. Hiç civardan alabileceğim kutsal su falan yok mu ya? Aslında var. Peki şarap var mı? Şarap yok galiba. Kutsal su bulabileceğim birkaç yere bir baskın atayım mı? Çok kalabalık da değiller buralarda. Ayrıca farklı yerleri de açmış oluruz. Kutsal su bulabileceğim kiliseler var. Peki. Şarabı kesip Baran içti.
Ahmet'im henüz şarap yapımını öğrenemedik ya. Şarap yapımı için de galiba kara büyüden gidecektik. Holy Forge var ama bak Holy Forge kutsal su basmayı da öğretiyor galiba. Kutsal su için ne istiyor? Alkol mü? Hocam o molotof olmasın ya. Alkol mü? Tam bizim bir yandan o zaman alkol üretimini açmamız lazım. 360 puan istiyor. Alkol üretimini açarsak kutsal suyu kendimiz yaparız. Oha. İlk defa evin bu kadar uzağında biri yardım istiyor. Aa, ama bak işin içerisinde bir tane iblis falan var. Şurayı otofight'la geçelim. Ya 7 kişiyiz. 7 kişiyken hiçbir şey olmaz bize. Yürüyün. Ya bu kutsal su. O bir de kumaş istiyor. Evet, yani kutsal su değil de molotof gibi. Bence daha kesin çözüm. Bence daha kesin çözüm tabii ki. Şunun menzili ne kadar? 5,5. Okey. Bizimkilere rahat rahat sıkamazlar. Bir şey diyeyim mi? Şöyle yapalım. Bak şu alana konumlanın. Subay buraya. Subayın tüfek biraz eski. Soy İsmail buraya. Ahmet'im hemen şuraya. Gürkan bir tık arkaya. Olgun bir tık yana. Bizim mili ileride. Bunları bir baştan sona koruyacaklar. Subayın item çok eski kalıyor ya. Adam şey yapamıyor yani. Kendini ayarlayamıyor. Kutsal Molotov. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam, şimdi şöyle yapacağız. Bir askeri düzen alalım. Gürkan'la Olgun'u şuraya alalım. Ya da bak nasıl yapalım biliyor musun? Gürkan'la Olgun sol taraftan gelenlere baksın. İsmail onlara destek versin. Ahmet'imle Subay burada şu tarafı tutsun. Oğuz abinin Çar. Tam şu ortaya gel İsmail. Oğuz abinin Çar da elemanı çıkarmaya çalışsın. Ya da şöyle yapalım. Olgun'la Hürkan'ı şöyle al. Husarlar umarım ya. Tam siper alıyor herkes. Şuradan gelecek tehdide karşı önde iki adam bırakmak istemedim. Hakeza yukarıdan geliyorlar. Tam yukarıda da adamımız var. Yukarıda Ahmet'im var ya. Bak Diggle'ı yapıştırdığı gibi alnının ortasına bitti. Bitti. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Diggle'ı çaktığı gibi alnının çatına. Adama böyle bir tersten saydırıyor. Milan. Milan Hanım şöyle bir kenara alalım sizi. Yukarıdan iblis geliyor hocam. Ama hemen iblisi tanklayacak iki varyorumuzu koydum öne. Şu arkadaki elemana nişan alın. Arkadaki elemana nişan almakla kalmadı. İblisi de indirdi. Bütün skorlar burada Ahmet'ime yazar. Ben sana söyleyeyim. Fight bitimi bir bakacağız. Tüm killer Ahmet'imde. Baran'ım hoş geldin. Tertemiz bak. 146 XP var görüyor musun? 146 XP var abi. Miner Nimble. Hızlı bir çağır. Anıl adını verelim kendisine. Anıl'ım sağ olsun bütün gün chat'teydi. Bir de eve geldiğimizde kendisine bir en azından ok ve yay yapalım. Şuradan ok yay ve deri armor. Ki en azından base'de kendini savunabilsin. Peki ben kutsal su toplamaya devam mı edeceğim?
kutsal su toplamaya devam edebilirim ya da benim silaha ihtiyacım var abi. Neden böyle bir hazır güçlü bir ekibim varken, vuruyorken silah toplamaya gitmeyeyim? Silah toplamaya giderim. Benim ekibim güçlü. Şuradaki evden malzeme gelebilir. Buradaki evden malzeme gelebilir. Okey, Surgeon kit geldi, Research kit geldi. Bir miktar alkol geldi. Hoş ki biz alkol üretmeyi öğreneceğiz zaten. Beyzbol sopası. Yani kılıç basmayı öğrenmiş olmamız dışında pek bir sorun yok sanırım. Birazcık sönük kaldı. Silah arıyorum bu arada. Ekipman önemli değil. Silah. Arkebüs çok eski tüfek. Tüfek çok eski olduğu için ne yazık ki yaramıyor bize. Şuradan evdir, silah parçasıdır, endüstriyel alandır. Buralara falan da dalarız. Aleykümselam, teknik kanala hoş geldin. Full bütün XP Ahmet'im ha. Bir tane daha Arkebüs. Abi madenlerden Arkebüs tüfek geliyor diyebilir miyiz? Bir yani makineli tüfek falan da gelsin arada ya da ne bileyim işe yarar bir pistol gelebilir, bir şey gelebilir. Hala şeyde ilerleyememişiz. Teknoloji ağacında. Aleykümselam Samumed. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Okey, bir tane zırh vardı. Endüstriyel alana gideceğim de endüstriyel alanda Fallen Angel var. Haritanın öteki ucuna kadar vurabilen bir şeydi kendisi. Evet, biraz zor oldu ama hallettik. Sledgehammer. Yok, bunu bizimkiler kuşanamıyor. Hammer güzel de. Bizimkiler kuşanamıyor. Kilisede doğru düzgün silah olur mu bilmiyorum. Belki bir shotgun matgun güzel olabilir de. Baranım görmedim balım ya. Baranım görmedim. Benim Sergen Sarsılmaz Prime'ın avantajı ile aramıza katılıyor. Hoş geldiniz Sergen. Merhabalar. Oyunun PlayStation 4'te olduğunu zannetmiyorum dostlar. Sergen çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yayınları artık dilediğin gibi reklamsız izleyebilirsin. Bu arada arzu edersen beni YouTube'da da izleyebilirsin. Hani abone olmasan bile YouTube'da premium kullanıyorsan mesela hiçbir şekilde reklam görmeden biraz hırkanım yara aldı ama kamuflaj kıyafeti var. Doğru düzgün bir şey gelmiyor. Son olarak bir askeriyeye gireceğim. Askeriyeye girdikten sonra da yapacak geriye pek bir şey kalmıyor. Bu arada videoların yüklenmesine bakalım. Şahane. Videolarımız da yavaş yavaş yükleniyor. Şunu bir şöyle alalım. Pekala. Yok, buradan da kamuflaj çıktı. Sniper için atak speed'i arttırıyor da. Abi biz daha sniper basacak canı nereden bulalım ya? Madem öyle şu bu kadar yolculuk ettik. Yukarıdaki agalara da bir uğrayalım. Bunlar zaten bize ticaret göndermiş. Trade cooldown'undalar. Bunların etrafındaki yerleri temizlersek
Bence biz de aralarındaki ilişki artar. Böyle yapalım. Vahap, hoş geldin. İzledikçe daha rahat anlayacaksın diye düşünüyorum. Biz bu kültisti ne yapacaktık? Okçu yapacaktık herhalde. Çünkü Berserker'ı var. Yeni katılan karakterimize hemen zırhını verelim. Okunu verelim. Valla gelişmiş silah almak uğruna çıktık yola ama pek de bir gelişmiş silah bulamadık. Base'imiz oldukça iyi durumda. Mineral madeni niye kuramıyorum ben? Var 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 var. Scrap'im yok. Burada mı olmadığı için mineral madeni kuramıyorum ben? Evet, bir tane kurt adam sıkıştırmaya kalktı da indirdik onu. İyiyim, teşekkür ederim Vahapçım, sen nasılsın? Şuralardaki yerleri bir parçalarsak hem bu adamlara yakın hem scrap verir. Çok rahat ederiz dostlar. Çünkü scrap olmadığı için şu an maden falan kuramıyoruz gördüğüm kadarıyla. Scrap'i evde de üretebiliriz aslında. Bak, hazır burası açık. Burası açıktayken şöyle taştan bir yapı yapalım, tamam mı? Bu taştan yapı tam şöyle ortada dursun. Hem her yere geçiş olsun, hem buranın içerisine yerleşebilelim. Bir uyuma alanı, bir yemek yeme alanı ve kalan tamamını workbenchlerle dolduracağım ki scrap üretim alanı haline gelsin orası. Çünkü istersek kendi hurdamızı kendimiz basabiliyoruz. Tam şu dibindeki madeni vursam gelmez mi böyle bir şey? Şimdi bakalım şuranın yok edilmesi. Üf, iyi vurdular ama. İyi vurdular. Buranın yok edilmesi yan tarafa etki edecek mi? Yan tarafa hiçbir şekilde etki etmiyor şu an. Biz böyle ne yapalım biliyor musunuz? Yeni item bulma ihtimalimiz falan biraz düşük gibi. Şunları ben bir eve çağırayım. Biraz evle ilgilenelim. Şu an sizle ticaret yapacak durumda da değilim aslında. Ay, assault rifle. Ay 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 ay. Ama ben bu assault rifle'ı almak için sana ne sunabilirim ki? Benim hiçbir şeyim yok anasını satayım. Oğlum çok kötü lan. Vallahi makineli tüfek alır Rambo'ya çevirirdik birini ya. Bizim agaların birinde ilk ya illa rifle yeteneği vardır biliyor musun? Mesela sandviçlerin tanesi 2'den, yağın tanesi 20'den. Yemez ki. Yemez yani, zor. Bir ara clay toplamaya çıkalım. Gerçi stokta 557 tane vardı, olsun. Tamam abi, bu el pas geçiyoruz. Yani ne yazık ki onu ne kadar yırtınırsak yırtınalım alamayacak durumdayız. Keşke alabilecek durumda olsaydık. Mahapcığım, kariyerinde başarılar.
Bizim ekip üyelerinin dönmesini bekliyorum bu arada. Tamam. Aha bizimkiler geldi. O İsmail'de rifle yeteneği de var Soy İsmail'de. Ama Soy İsmail'i onu almamız lazım ya. Subay'da da var bak. Subayı sniper yaptım. Zaten subay koşamıyor. Subay mecburi sniper olacak, anladın mı? Aleykümselam Ahmet, hoş geldin. Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bir saniye. Rare Tools Weapon taktığıma göre balyozu alabilir mi? Oha. Sledgehammer alabiliyor. Peki benim hatunda da var mı? Evet, benim hatun balyozu aldı zaten. Vegan vampir. Abi vegan vampiri de böyle bir isabet oranını arttıralım. Ahmet'im otomatik silah devam etsin. Gürkan'ın pistol uzmanı olduğu. Evet, tüccar da gitti abi. Tamam, bizim bu bir sonraki tüccarla doğru düzgün iletişim kurabilmek için yapabileceğimiz bir şey var. Şöyle yapacağız. Abi şuralara crafting table'ı kurun. Yiyip içip burada scrap üretecekler abi. Ölümüne. Ben buraya bir yatak ve şey kurmadım ama evet, bir yardım çağrısı. Normalde Fallen Angel'ın olduğu yere gitmek istemem. Çünkü acayip tehlikeli. Ama şöyle bir save alabilirsek. Lan doğutladık kazara, değil mi? Ah be. Hızlı hızlı. Hızlıca dön otosave'e. Allah'tan bir yerlerde save alıyor. Kafa gitti kafa. Kafa gitti. Biz tam buradan onları eve çağırmıştık. Sonrasında da tam burada, evet bak, tüccar vardı. Tüccarda M4 A1 vardı. Bizde para yoktu. Tam burayı hallediyorduk. Tamam. Belki şansımıza yeni gelen yerde şey olur dostlar. Save al. Yeni gelen yerde şey olur. Fallen Angel olmaz, daha rahat alırız orayı. Burak çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için, sağ olasın. Ahmet hoş geldin. Bu serinin bütün bölümlerini Samet Güngör Live'dan izleyebileceksin. Merak etme, desteğin için çok teşekkür ederim. İlgin için. Kesintisiz canlı yayın maratonunda 154. saate girmek üzereyiz. 154 saattir kesintisiz yayın yapıyoruz. Ve dediğim gibi bütün videolara anında ulaşabileceksin. Ve sağlık olsun. Ne yapalım? Arada olabiliyor böyle şeyler. Hemen şimdi karakterlerin yeteneklerini dağıtalım. Hanıma Wolfman verip balyoz kuşandırmıştım. Onu hatırlıyorum. Harmony Emily'yi vermiştik. Soy İsmail'in rifle yeteneğini arttırmıştık. Subayı sniper yapmıştık. Hürkan'ımı pistol uzmanı yapmıştık. Ve bütün her şey bittiydi. Tam burada fabrika sistemimizi kuruyorduk. Ha, teşekkür ederim Ahmet, sağ olasın. Güzel oyun ya. Ve vegan vampiri de otomatik silah üzerine geliştiriyorduk galiba. Herkes kendini savunsun diye. Şimdi şuraya workbench'leri bir kuralım. Ardından burada scrap üretmeye başlayalım.
Zaten adamlarımızın çoğu boşta bekliyor. O boşta bekleyenlerle bir ilgilenmiş oluruz. Daha kaliteli armor var mı? Yok. Herkesin armoru iyi. Güzel bir yan item var mı? Yani medkit taşıyabilir olgun yanında kalkandan ziyade. Başka kimsenin yapabileceği bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Sanırım 2016'ydı. Evet. Kimin yardıma ihtiyacı var? Tamam. Güzel. 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 Burayı ekip halledebilir efendim. Yani en azından Pandan Angel'dan daha az tehlikeli olduğu kesin. O Pandan Angel dediği yaratık haritanın öbür ucuna kadar vurabiliyordu. Ama burada bir tane alev püskürten var gördüğüm kadarıyla. Bir alev püskürten iki tane de hayalet var. Hayaletlerin menzili 5,5. Yani çok da sıkıntı değil. Şöyle tankları bir öne alalım. Anında pert oldular, anında. Hemen kurtarılacak elemanı bulalım. Yaratık ekleyeli çok oldu ya. Ha, abidik gubidik yaratıklar eklediler dediğin. Sen şeyini mi oynuyorsun acaba? Oyunun betasını. Kral bende beta çalışmadı ya. Beta'da son versiyona girdim ama bana mısın demedi. Bu gelenleri diyorsan bu gelenler normal yaratık. Beta'ya neler neler eklemişler oyunu çalıştırabilsek. Ama güzel kalkanımız var, zırhımız var. Pek bir sıkıntı olmaz. 2x'de devam edelim. Bir tur daha yaratık gelecek. Alev püskürten bu. Lee isimli bir tane karakter gelmiş. Kıpraşma. Bir tur daha gelecekler çünkü. Biz tahliye noktasına gidene kadar. E hadi. Gelmeyecek galiba. Geldi. Geldi, geldi, geldi. Yok anam, yok yok. Siz bizi yakalayamadınız. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Cillop gibi... Cillop gibi karakteri kaçırmayı başardık. Sevgili Ahmet. Uçana da Ahmet Kurt diyelim madem. Hoş geldin seriye. Dön bakayım Beyze. Şimdi Anıl'ıma... Anıl'a da sana da tüfek vereyim. İkinizde de tüfek olsun. En azından base'de tüfekli elemanlar olsun. Çok fazla karakter var bu arada. Artık kadın erkek. Ona takılmamanız lazım. 23 tane hayatta kalan üyemiz var dostlar. 23 tane. Bu arada... Şimdi bu kadar crafting table kurulduğuna göre en az bir 3000 scrap üreteceğiz ki tüccar geldiğinde istediğimizi alıp satabilelim. Şu an boşta olan bütün elemanlar scrap yapacak. Bütün elemanlar. Artı bir, artı bir, artı bir, artı bir. Hatta hala boşta çar var gördüğüm kadarıyla. Evreka. Alkol üretimi. Kutsal su yapıp yeni ekipmanlar yapmak istiyorduk. Bu yüzden alkol üretimi ve yağmur toplayıcı yapalım. Şuraya bir yere yaparsak girişi kapatır. Gerçi yok, girişi kapatmıyor. Kenardan geçiyorlar. Tam şu köşeye yapalım madem. Ya da usucağımız alana bir yere yapmak istemiyorum ama şu köşeyi yapalım.
Evet, Baran da hatun. Adaşım YouTube'dan mı? Aynen. Ahmet'im. Şizofren değilim. Henüz değil. Şimdi YouTube Twitch iki tarafta da yayına çıkıyor. İki tarafında chatini açtım. Arada böyle cevap verdiğimde şey zannetmeyin yani. Yayın band kaydı ya da kendi kendime konuşuyorum gibi düşünmeyin. Sevgili Abdullah hoş geldin. Oyun felaket sonrası bir dünyada insanların iblislere karşı verdiği savaşı konu olan bir koloni kurma simülasyonu tadında oyun. Her bir karakterin kendi özelliği, kendi yeteneği, kendi kullandığı silahları ve itemleri var. Sen bu karakterlerden elinden geldiğince güçlü bir grup kurmaya ve hayatta kalmaya çalışıyorsun. No Hack Just Primer Avantage ile aramıza katılıyor. Hoş geldin. Teşekkür ederim sevgili No Hack Just. Abonemiz olduğun için çok çok sağ ol. Bu arada ne oldu? Bir ihtiyaç mı var? Bir şey mi var? Bizim relationship gitgide düşüyor. Abi bir şey diyeyim mi? Şunları bir ziyaret edip buradan adam alma zamanı, kalanlarını da vurma zamanı geldi. Çok teşekkür ederim dostum. Sağ olasın. Sevgimiz karşılıklı. Eyvallah. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ahmet'im, sevgili adaşının da sana selamı var. Haberin olsun. Hoppa. Hoppa. Bir saniye dostlar. Lan bu harita bu kadar geniş miymiş? Şimdi Workbench'te çalışan adamlar tam teşekkürle çalışıyor mu? Çalışıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi bu arada? Çatır çatır malzeme kasıp gidip alışveriş yapacağız. Şimdi ben bu adamları vurursam ticarete gelmeyecekler. Ticaret konvoyumuz hazır değil diyor. Bak Dimitri. Kime söz verdiydim ben? İlk başta. Tanıdıklardan biriydi gelirse seni alacağım dediğim ya hızlıca. Line of Bosporus. Evet. Çok güzel bir protestoymuş sevgili Totallar Çağlar. Başarılar dilerim. Bosporus yazıyorum direkt. Worker, Berserker ve Sağlıklı. Lan Bosporus. Güzel geldin ha. Şimdi bizim bunlarla ilişkimiz 31 oldu ama pek komik bulmadım. Kapılarına dayanıp adam aldık galiba. Neyse her zaman adam işe yarar. Beyzbol sopası var. Kamuflaj giyip kalkan taksın. Sevgili Ahmet Kurt bir health kit taksın yanına. Hyper Boss'a bir health kit verelim. Umut'a health kit verelim. Kahinim kalkan takıyor. Anti-Smurf Emin medkit taksın. Ekibin belli üyelerine medkit veriyorum ki sıkıntı olmasın diye. Bak takır 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 çalışıyorlar. Yağmur toplayıcı fıçı yapıldı. Çok iyi. Bu sayede artık hani kuyudan çok su çekmeye gerek kalmayacak. 400 birim limitine rahat ulaşır. Şimdi sebzem biraz azalıyor. Neden? Sandviçten dolayı azalıyor. Bir iki tane de sebze tarlası atalım kenara. Bence güzel olur. Bir sebze tarlası buraya. Bir sebze tarlası buraya. Bir yana bir buraya. Biraz abarttık galiba sebze tarlasını. Olsun. Şimdi bu arada elde kalan buğdaylarla bunu üretebiliriz. Çünkü kutsal su için lazım olacak. Ve su kuyusu sayısını ikiye çıkarabiliriz. Çok
işçim var ya. Base'de her şey bir şekilde döner. Şimdi bir şey diyeceğim peki. Ben ana göreve gitmeye hazır mıyım? Defansif planning mod mu? Defansif planning mod. Saldırı geldiğinde otomatikman bu düzene geçecekler. Gel buraya. Hepsi şu ortaya toplansın. Oradan dağılır ya. Ama bak aktif ettiğinde herkes oraya geliyor. Herkese tek tek görev yeri ayarlıyorsun. Oha lan. Herkese tek tek görev yeri ayarlıyorsun. O bir kere aktif ettiğinde herkes oraya geliyor. Okey, oradan toplanır, dağılırlar. Ahmet'im bu arada en iyi ihtimal demen gözümden kaçmadı. Daha böyle büyük ihtimalle biraz daha buradayız gibi. Yok, çarların görünümü değişmiyor. Bıyık, sakal falan bırakamıyorlar ya da şey yapamıyorlar bildiğim kadarıyla. Kendi görünümlerini değiştiremiyorlar. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu elemanı da kurtaralım. Çok fazla kurtarma görevine gittik. Ana göreve gitsek burayı patlatır mıyız? Bence bir şey söyleyeyim mi? İçinden geçeriz. Gizli bir üs varmış burada. Peki bu gizli üse... Gizli üsse neden dalıyoruz? 35 tane hayatta kalan üyeye bakabilecek yemeğimiz var galiba. Şu an ürettiğimiz yemek sayesinde. Secret Base'i temizleyeceğiz ki chapter'da ilerleyebilelim. Tamam, bir de ana görevi yaparız abi. Mis gibi. Sabahın saat 9 mesela. Debuff yiyen niye debuff yiyor? Yurkan mesela. Yorgunluktan dolayı isabet oranı falan düşük. O Hürkan'ı böyle kullanmamız mümkün değil o zaman. Burada insanların kamp yaptığı ayrı bir yer varmış. Şöyle yapalım. Birazcık yaklaştıralım. Ahmet'le Hürkan'a yer değiştirelim. Ahmet'im daha rahat döşer böyle gelene geçene. Jingaş ya. Armand diye bir karakter geldi. Bakalım. Arnavut hoş geldin. Tabii bir parça yorulduk canım. Sevgili Svayze, bu sayaç yayının kapanacağı saati gösteriyor efendim. Bu yayın saati dolmadan yayın kapanmıyor ve... yayın kapanmıyor ve sürekli oyun oynanmaya, içerik üretilmeye devam ediliyor. Pekala, yeni kurtulan karakter neymiş? Dark Pirates. Fizikçi galiba. Ve çok çalışan. Bakalım chatte kim var ilk? Denliscom. Denliscom hoş geldin. Ekibin yeni üyesi. Şimdi sizi bir eve götürüp dinlendireyim. Çünkü Hürkan yorgun diye şey yapamadık. Göreve gidersek de zaten canımızı okuyacaklar. O yüzden biraz bekleyelim. Evet efendim, yani daha 80 saat daha yayındayız.
Tamam, şimdi hiçbiriniz yorgun ya da aç değil, değil mi? İsmail'de biraz yorgunluk var. İsmail uyu. Zı. Evet, bak oraya gidişi bayağı sıkıntılı hale getirmişiz aslında. Hanımın durumu iyi, Harmoni'nin durumu iyi, subayın durumu iyi. Soy İsmail gidip uyuyacak. Ahmet'im de gidip uyusa iyi olur aslında. Hürkan'ın durumu iyi. Olgun'un durumu iyi. Olgun da yemek yese iyi olur. Normalde otomatik yiyorlardı ama. Peki. Şimdi. Ulu kurtlar. Operasyon için hazırsınız abi. Yürüyün. Gizli bir şeytani üssü yok edeceğiz. Şimdi şöyle bu arada efendim Sabaton kanalda yayının hiçbir zaman kapanmayacağı anlamına geliyor. Hiçbir zamandan kastım saat bitene kadar. Sabaton'un olayı o. Saat bitene kadar yayın kapanmıyor. Ama ben hani uyuyorum, yemek yiyorum ve ihtiyaçlarımı gideriyorum. Arkadaşlarım benim yerime yayına devam ediyorlar. Olay bu şekilde efendim. Sabah uyandığımda ben kaldığım yerden devam ediyorum. Pekala. Şimdi herkesin bir hareket hızı yüksek. Hayret. Uygun hava koşullarına girdik galiba. Ahmet'im aman. Öteki kenarda kalma. Hatun'um buraya. Olgun biraz geriye. Harmoni öne. Ahmet'im şu kenara. Vurur onu. Tamam, Ghost'u vurdu. Çok iyi. Burada birçok yaratık var. Çok dikkatli olmak lazım. Önce bir etrafı temizliğe temizliğe gidelim. Bak burada bir 4 kişilik yaratık sürüsü daha var. Otur buraya. Tam bizim milli giden adamlar orada. Subayı da şöyle arka hatta koyalım. Abi gelin. Tertemiz. Bak killer Soy İsmail'le Ahmet'imde. İyi iyi. İyi adam benzettik. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Yaralı bir hayatta kalan var galiba. Burada. Onu kurtarmam gerekiyor. Sanırım o bu dünyaya açılan işte şeytani geçidin nasıl kapatılacağını biliyor. O yüzden görev onu kurtarmamızı istiyor. Ama çok güzel. Şuradan bir healing'i arttırırız. Şuradan jungle crafting'den bir şeyler yaparız. Daha seri ilerleyecek dostlar. Daha seri baya baya ilerleyecek. Ama şimdilik yayını burada, yayını değil, videoyu burada sonlandıralım. Ve vakit ayırıp eşlik eden herkese teşekkür ederekten bölüme veda edelim efendim. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikle kalın. Bay bay.